Şimdi Ajda Pekkan ve Hakan Hakan Altun. Altun aşkına dün Flash B'sinden yorum geldi. Evet. Seren Serengil canlı yayında mesajı okudu. İbrahim Tatlıses bu konuyla ilgili fikrini söyledi ve sonrasında bize bir müjde verdi. Toplayalım, izleyelim. Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses 9 yıllık aranın ardından fenomen programı İbo Show'da geri dönüyor. Merakla beklenen İbo Show'dan sosyal medyaya düşen prova görüntüleri olay oldu. Tekrar şarkı söyleyip söylemeyeceği tartışılan İbrahim Tatlıses'in görüntüleri hayranlarının yüreğine su serpti. Yaşadığı üzücü saldırının ardından zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, uzun süren aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Tüm sevenlerini ve en çok söylemezsen olmaz ekibini sevindiren bu haberle ilgili dün bir müjdeyi paylaşmıştık. Kendisine hayranlığımızı her fırsatta dile getirdiğimiz İbrahim Tatlıses, bize olan ilgisini ve desteğini yayınımıza attığı mesajlarla göstererek söylemezsem olmazı onore etmeye devam ediyor. Yorumcumuz Seren Serengil'e yayın esnasında mesaj gönderen İbrahim Bey, önce yılın aşkı Ajda Pekkan ve Hakan Altun ilişkisine sonsuz destek vererek son noktayı koymuş. Diyor ki, birisi süperstar diyor, birisi de arabeskin prensi diyor. Oo, İbrahim Tatlıses. Evet. İbrahim Tatlıses söylüyorsa, güzel, bu ünvanları veriyorsa teslim ediliyordur o ünvanlar. Yani Hakan Altun için arabeskin prensi demiş. Bırakın herkes istediği gibi yaşasın, size ne bize ne demiş. Daha sonra da İbo Show'un yayın tarihini sadece söylemezsem olmaz da paylaşmıştı. Hadi. Heh. Ay dur, heyecanlanıyorum. İbrahim Tatlıses başka bir şey ya. Bak bunlar işte yine mi geldi? Efsane adamlar. Pazar günü başlıyor İbo Show. Wow! Ya bir alo, bir İbrahim Tatlıses şarkısı verin. İbrahim Bey'in ilk programını önce biz olmak üzere tüm Türkiye dört gözle bekliyor. Ekranda görmeyi ve sesini duymayı sabırsızlıkla beklediğimiz İbrahim Bey ise hazırlıklarına dolu dizgin devam ediyor. Kendisine olan özlemin farkında olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta muhabirlerin sorularına cevap verirken duygularına hakim olamamış, gözyaşlarını tutamamıştı. Provalara başladığını da açıklayan İbrahim Bey, Allah yardım ediyor demişti. İşte o provadan ünlü sanatçının şarkı söylediği herkesi heyecanlandıran görüntüler. İbo Show izleyenlerinin alışık olduğu ve özlediği coşkuyu hatırlatan prova görüntüleri heyecanı daha da arttırdı. Daha prova görüntülerinin heyecanı geçmeden İbo Show'un ilk konukları açıklandı. Daha önce Şafak Sezer ve Sibel Can'ın katılacağı iddia edilen programa 9 yıl önceki son konuklar Deniz Seki ve Kutsi'nin konuk olduğu duyuruldu. Çekimleri yapılan İbo Show'dan yayınlanan ilk fotoğraflardaysa Deniz Seki ve Kutsi'nin yanlarında getirdikleri dev nazar boncuğu göze çarptı. İbrahim Tatlıses'in yeniden ekranlara dönmesini büyük sevinçle karşılayan Deniz Hanım ve Kutsi Bey, duygularını İbrahim Bey'e verdikleri anlamlı hediye ile ifade ettiler. Ama fragmanı ilk izlediğimde ağladım. Gerçekten ağladım. Şimdi de tüylerim diken diken izliyorum. Ve geri dönüyor efsane. Evet, efsane geri dönüyor. Bir de İbrahim Tatlıses'in oyunculuğunu da çok özlemişiz. Biliyorsunuz özellikle Hülya Avşar'la çektiği filmler olay oluyordu. Mavi Maviler falan. Yani İbrahim çok da iyi bir aşk yaşadılar mı İbrahim'le Hülya Avşar? Yaşadılar. Bilinen aşkı mı yaşadılar? Yoksa gizli aşk mı? Yani aşk yaşadılar. Sonuçta Tanju. Tanju kırdım diye şimdi. Ay ne kızacak canım, benim magazin programı yapıyoruz. Tanju Çolak'la gizli aşk yaşamıştı ilk etapta. Hülya Avşar'la ama çok çocuksu bir şeydi yani. Çocuksu bir şey nasıl oluyor? Hülya çok aşıktı İbrahim Bey'e. Vallahi herhalde o dönem İbrahim Tatlıses aşık olmayan yoktu herhalde. Ama İbrahim Tatlıses de öyle bir enteresan İmparator bir adam yani. Ki. Bak şimdi mesela ayağa kalkmış. Şimdi bu olaylar geçirdi. Bir sakatlık geçirdi falan. Adam da gene o ses tonunda falan. Kimse de yok bak. Bu başka bir şey. Tabii tabii. Yani bu başka bir şey. Bu adamda gerçekten bir şeytan tüyü vardı. Her zaman vardı yani. O yüzden de şöyle söyleyeyim. Bir kere Beyaz TV'de
Biliyorsunuz en son İbo Show Beyaz TV'de yapılıyordu. Çok uzun zamandır Beyaz TV'de çalışıyordu. Çekenler mi aranızda? Burası da Beyaz TV stüdyoları, zaten logosunu da görüyorsunuz. Ha. Starlar Beyaz TV'de çalışıyor tabii bu arada. O da ayrı bir şey. Buradaki o Starlar parantezin içinde İbrahim Tatlıses de var oldu. Fakat buradaki şanssızlık şu. En son vurulduğu gece Deniz Seki ve Kutsi programdaydı. Ben asla o iki uğursuzu almazdım, kusura bakmayın yani. Asla öyle başlamak istemezdim. Ben hatırlamak istemem o günü. Evet. O günü hatırlamak size istemem. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Hani nerede kalmıştık diye aslında onlarla yapmıştı programı. Onlarla başlıyor. Belki bu o günün hikayelerini eskiyi gösterecekler. Bir kompozisyon hazırlamış olabilirler ama bilmiyorum hepiniz görüntü. Fark ettiniz mi? Bu üçlünün başına çok büyük badireler geldi aslında. Sadece İbrahim Tatlıses'in. Doğru söylüyorsun ha. Hepsi darmadağın olan değil. Deniz Seki hapise girdi. Kutsi'nin zaten evliliğiyle alakalı. Büyük skandal yaşadı. Evliliğiyle alakalı ve şöhrette çok iyi dizilerde bile biliyorsun. Doktor rolünü oynadı. Çok iyiyken. Şarkıcılık. O da birden bitti. Bu üçlü o nazar boncuğunu nereden aldılarsa, Kutsi'yle Deniz Seki getirmiş. Bazen gerçekten uğursuzluk haline de bu üçlünün başına bir sürü şey geldi aslında. Aslında yani çok haklısın. Ben de aynen Arto gibi o günü hatırlamamak adına. Asla yani. Düşünmezdim. Bir de böyle düşünürsem. Onları mahallenin önünden bile geçirmem. Ben böyle düşünmediğim halde çağırmam dedim yani. Kendileri de çok uğursuz zamanlar. Bak senin gibi düşünmedim ben. Senin gibi düşünsem. Adını almam diyorsun. Bak Sibel Can'ı peki niye düşünmüştür? Bu en son program değil mi? Sibel Can'ı alacaktı zaten. Ne oldu? İşte bu birazcık da hani duygusal bir şey ya. Hani nerede kalmıştık? Neden aslında ara verdik İbo Show'a? İbo Show neden bitti? Çünkü İbo Show, İbrahim Tatlıses bu geceden, bu görüntülerden hemen bir saat sonra Beyaz TV'den, stüdyolarından ayrılırken kapıda o alçakça saldırıya uğradı. Kalaşnikov'la vuruldu. Tabii. Ve öldü denildi İbrahim Tatlıses için aslında. Biliyorsun değil, yaşayan yani, herhalde 3-5 insandan dünya literatüründe. Dünya üzerinde. Kalaşnikov kafasından. Şaka gibi. Ve aslında mucize. Bu programı, bu son programı inşallah İbo Show'da verirler. Aslında biz Beyaz TV'nin programı olduğu için biz de verebiliriz. Bu programda neler oldu çok merak ediyorum, biliyor musunuz? Ne konuşmalar, ne konuşuldu çok merak ediyorum. Evet, çünkü burada Allah tarafından muhakkak ben işaretlere çok inanıyorum. Yani burada İbrahim Tatlıses'in söylemlerini de biz rejiden rica edelim. Lütfen yarın evet. Bu son programında İbrahim Tatlıses neler söyledi? Ne oldu? O günden sonra birdenbire İbrahim Tatlıses'in hayatı değişti. Göremedik İbrahim Tatlıses'i yani bir daha ekranlarda. Evet, çok güzel bir yere parmak bastın. Sanki beni tehdit ediyorlar gibi bir şey de söylüyordu ama bu programda mı söyledi, daha önce mi söyledi? Evet, aslında hatırlamak öyle bir değil mi? Öyle bir haykırışı var bir şeyler. Beyaz TV'deki İbo Show'larda İbrahim Bey bir gün birilerine bir atar yaptı. İbrahim Tatlıses tehdit ediliyordu. Hep tehdit ediliyordu. Ama zaten ciddiye almıyordu. Bir de barışma sağlanmıştı. Yemek yemişlerdi. Onu vuran insanla aynı anda yemek yemişler. Öyle mi? Tabii Uçmak soy ismi. Yani şimdi tam vermeyelim neyse. Hı. Yemek yiyorlar, barıştırıyorlar aslında onları. Yıllar sonra tekrar husumet canlanıyor. Ha, ama çok uzun süre sonra mı tekrar oluyor? Evet yani maalesef neyse artık aramızda olduğu için çok mutluyuz. Ve tabii ki Beyaz TV'deydi son programı. Çok güzel bir fikir. Bilal zaten bayılır İbo Show arşivide. Evet. Senin yani, dediği güzel bir şey. Gerçekten. Son 2-3 günü. Evet. Yani son 2-3 programındaki İbrahim Tatlıses'in söylemleri çok önemli. Çünkü birilerine bir şeyler söylüyordu ve oradaki konuşmaları da çok önemli. Evet. İşaretler yani çok merak ediyorum. Ben o yüzden biraz önce darmadağın ettim. Çok hisse inanırım. O yüzden çok darmadağın oldum yani söylediklerinden sonra. Allah hepimize uzun ömür versin ama biz İbrahim Tatlıses'in şu programını seyrederken İbrahim Tatlıses'i çok uzun bir zaman sonra belki de yaşamayacağını düşünerek görmeyeceğimizi, onun sesini duymayacağımızı düşünebilir miydi? Kendisi düşünebilir miydi? Tabii düşünemezdi. Canım. Beyaz TV'de ikinci vakadır. Belki de bazen işte çok güzel bir yere parmak bastın. Tabii ki büyüğümüzdür İbrahim Tatlıses. Belki de bu hoyrat yaşantısını mecazi anlamda söylüyorum. Bana kızıp kızmamak da serbesttir. Ama keşke daha iyi kıymetini bilseydi, keşke karşısındaki insanların da kıymetini daha iyi bilseydi, daha az kalp kırıp, ama, daha sanatıyla uğraşsaydı. Arto şöyle bir şey var.
İnsanların yapmış olduğu hatalar, kendilerine ve karşısındaki insanlara yapmış olduğu hatalar, aynı Ebru Şahlı'nın örneğinde olduğu gibi yapmış olduğu hatalar bir başkasını, bir çocuğunu kaybettiği zaman veyahut da kendisi öldürülmeye kalktığı zaman bunun bedelini bu şekilde ödeyecek anlamına gelmemeli. Ben onu söylemiyorum. Senin için söylemiyorum. Birçok insan öyle mi yaptın? İşte sen çok dediğin zararı buldun. Aynen. Dediler. Ama bu çok günah bir şey. Herkes hatalarının bedelini öder. Ama hiç kimseye hatasını, bedelini, onun canını almaya çalışarak veyahut da çocuğunun canını ama aldığı zaman Allah oh iyi olsun diyerek onun bedelini bir tek yukarıdaki yukarıdaki ödeyecek. Yani bu çok çirkin bir şey. Bir efsane geri dönüyor. Kesinlikle. Ve bir güzellik de yaptı aslında. Minik de olsa sesini duyduk. Tekrar duyalım mı? Hadi bakalım. Evet. Ay İbrahim Tatlıses ya. Yani konuşsa bile oluyor ki şarkıyı okuyor da. Şarkıyı da okuyor. Aynen. Ben size onu çünkü çok azimli bir adam zaten. Tabii. Şimdi beyin öyle bir yerden vuruluyor ki Sesi gidiyor. Evet. Yani sesini, şarkı söylemek yetisini alıyor. Hatta hatırlatalım, sesinden de ameliyat oldu. O kadar yani önemliydi. Müddet, ama sana Amerika'da yaşadı biliyorsunuz. Evet. Amerika'da ameliyatlar oldu. Oradaki o yapmış olduğu nameyle bitti. Ya İbrahim Tatlıses şöyle yapsa bak. Ya ben hep dediğim şey bu. Aynen. Hangi şarkıyı ne yapsa aynen. Herkesin kabulü. Şu saz oraya oturdu ya. Tabii evet. Çaldı ya. Tüylerimiz diken diken oldu. Aynı fikirdeyim abi. Konuşsa bile yeter. Onun şimdi için... zaten siz bu sektördesiniz ya. Evet. Şimdi içiniz pırpır değil tabii. Mi? Tabii. Yani... Ay işte diyor. Sen anlamadın mı? Geçen gün diyorum ya. Bas sana, arasana diyorum ya. Pırpır. Ne yapıyor? Yok ben arayamadım diyor. 10 yıl beraber çalıştım. Düşün. 10 yıl. O kadar yakın olmasına rağmen yok ben arayamam diyor. Mesaj atayım diyor. Saygı. Saygı tabii. Ayrı ki. Bir şey. Yani o çok ayrı bir şey. Ne kadar kötülük yapmışsa bilmiyorum, yapmıştır ya da bilmem ama sanatı, ustalığı, ordinaryosluğu ve ona karşı olan hepimizin saygısı çok başka. Yani Türkiye'nin bu devi, bu adam. Evet. Bunlar bir daha gelmeyecekler. Evet, evet, evet. O yüzden de şu anda ben Polat Yağcı'ya da teşekkür ediyorum. Ona kızdığım noktalar da var. Biraz ayrımcılık yapıyor falan filan. Ama yine de bunlar önemli projeler. Çok zengin bir proje. Geri döndürmek çünkü ikna olmuyordu. Son zamanlarda Polat iyi şeyler yapıyor. Belki bizleri dinlemiş. Ünlü sadece ünlülere konser verdirtmedi biliyorsun. Son zamanlarda çok güzel şeyler yaptı. Biliyor musun açık bir sürü konserler aslında hani biraz hafif ününü kaybetmiş, paraya ihtiyacı olan birçok kişiyi de sahneye çıkarttı bu konserlerde. Bir tane isim var mı aklınızda? Bir sürüsü, onların isimlerini vermeyeyim. Yani ünlü kaybetmiş, nasıl şöyle söyleyeyim. Hani 90'lıların... Kimler? Nadide Sultanlar, onlar, bunlar. Aa, evet. Yani, çok keyifli. Çok güzel. Onun için söylemiyorum. Hani, gerçekten. Ama doğru o yani. Şimdi eski popülite yok. Hani, illa yerde. Gülben Ergen, illa Ebru Gündeş, illa bilme değil, Kenan değil. Doğulu değil. Her gün daha güzel. Gündemde olmayan en azından çok öyle güzel. Diyelim. Yaptı, çok güzel. Yardım etti. Yaptı. Çok insan. Peki. Hem İbrahim Tatlıses'in izlemeye gitmeyelim mi ya? Bilmiyorum gidebilir miyiz? Yok ama biz İbrahim Tatlıses'i çok seviyoruz. Her zaman da sevgimizi bir haber geldiği zaman yapıyoruz ama hiçbir zaman onu incitmeden haber geldiği zaman yapıyoruz. Bu arada bir başka arabesk devasa ismi Mahfuz Orhan Gencebay'ın eşi ve kendisi bizi izliyormuş. Ay yerim seni Sevim abla. Sevim abla. En güzel sensin. En güzel sarışın. Hepsinden daha güzelsin. Vallahi billahi bak gerçekten söylüyorum. Yanıların sultanı. Yani bak sen yapıyorsun ama sana yakışıyor o şeyler. Facebook'lar falan. Mı sen çok güzel bir şelaleler falan akıyor. Ama ya çok tatlı Orhan Bey de var ya. Orhan Bey de niye çok seviyorum biliyor musun? Şarkıları falan filan. Ayrılıktan vazgeçelim biz çok sevdiğim bir şarkı bana söylesin bir gün. Şunu söyleyeceğim. Seni böyle el üstünde sararak el üstünde tuttu. Bir gün aldatma haberi gelmedi. O beyefendiliğini hep adam kurdu. Bir Orhan Gencebay. Orhan Gencebay. Peki. Şimdi böyle değerler o kadar azaldı ki bak alkışlıyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor falan filan. Ama şimdi